kaçır, ta uzaklara, bizi hiç kimsenin tanımadığı yerlere götür. Hayır Zeynep, şerefini düşün. Eller ne demez sonra? Belki ihtiyar baban kahrından ölür. Yapamam bunu. Hele biraz daha sabredelim. Belki baban merhamete gelir de seni verir bana. Eyvah, ah! Kahpe! Pis çoban, sana çeşme başında da söyledim, kardeşimin etrafında dolanma diye. Niyetim kötü değil ağa. Ben Allah'ın emriyle Zeynep'le evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorsun ha? Ağa mısın? Beni sana el kaldırmaya zorlama. Biz birbirimizi seviyoruz. Allah'tan başka kimse ayıramaz bizi. Kimse ayıramaz ha? Al öyleyse ya! Gayret günah benden gâli. Eyvah! Jandarmaya haber ver! Sonra senin üzerine atarlar! Peki Zeynep, ben şimdi jandarmaya gidip haber veririm. Ne o Ömer? Acelen ne? Yoksa sarı kız mı yavruladı? Bırak şimdi zevklenmeyi muhterem mi? Şakirgillerin Ali'yi dere kenarında vurdular, jandarmaya gidiyorum. Ali'yi mi vurdular? Evet, Ali'yi vurdular. Ne olmuş Cafer ağa? Zeynep'in ağası Kara Ali'yi vurmuşlar. Yazık oldu, mert delikanlıydı. Ben evine haber vereyim. Vah yavrum, vah oğul! Kim yaptı bu namertliği sana? Aslan gibi oğluma hangi kahpe öldürdü? Dur etme Şakir ağa, hükümet gelmeden Ali'ye dokunma. Bana kalırsa Ömer öldürdü oğlunu Şakir emmi. Hayır, hayır, Ömer öldürmedi! Yalan, ağamla Ömer dalaştılar, bu sırada iki kurşun bunladı. Ağamı cansız yere serdi. İki kurşun bunladı ha? Peki kim soktu aslan gibi delikanlının böğrüne o kahpe bıçağı? Gizleme benden! Onu Ömer soysuz öldürdü. Hayır, değil mi? Ömer öldürmedi! Yalan söyleme! Ömer seni alamayacağını anlayınca pusu kurup oğlumu öldürdü. Tamam işte, ben de bunu söylemek istemiştim. Hayır, hayır baba! Söyle doğrusunu söyle! Yoksa seni de ben öldürür, bu yaştan sonra evlat katil olurum! Dur Şakir ağa, hiddetine kapılma! Vur, istersen öldür baba! Ama Allah şahidimdir ki, ağamı Ömer öldürmedi! Bak işte hükümet de geliyor, her şeyin doğrusunu meydana çıkarır o! Katil! Evladımı kahpeci öldüren katil! Seni ellerimle boğacağım! Canım, sakin olun Şakir'a! Ne olursa sizden olur savcı bey! Oğlumun, ciğerparem yavrumun katilini cezalandırın da içim biraz olsun rahat etsin! Merak etme Şakir ağa, için rahat olsun. Kimse kanunun pençesinden kaçamaz. Sağ olun savcı bey. İki kurşun, bir de bıçak yarası var. Ölümü kurşunlar mı yoksa bıçak mı intihar etmiş? Otopsiden evvel belli olmaz, kurşunlar tam kalbe isabet etmiş. Bıçak yarası daha aşağıda kalmış. Şahitleri kasabaya götüreceğiz. Cesedin başına birer bırakın. Baş üstüne! Hadi gidelim. Cinayetin tek görgü şahidi sensin. Vaka hakkında ne biliyorsan anlat kızım. Ağamı Ömer öldürmedi. Dalaşırlarken iki kurşun bunladı ve ağam kendi bıçağının üzerine düştü. Ömer öldürmedi onu. Bana kalırsa pusuya yatıp Ali'yi Ömer vurdu. Sonra da emin olabilmek için bıçağını kalbine sapladı. Zaten çeşme başında dalaşırlarken ayırdığımız zaman bunu senin yanına komam demişti. Zeynep'i de alamayınca, kancıkçı Ali'yi öldürdü. Vakka hakkında fazla bir şey bilmiyorum reis bey. Yalnız vakkadan bir gün evvel, Ömer'le Ali çeşme başında birbirlerine girdiler. Ömer Ali'yi tehdit etti. Şahitlerin ifadelerini duydun Ömer. Bir diyeceğin var mı?
Allah ve Zeynep şahittir ki Ali'yi ben öldürmedim. Ben ömrümde bıçak taşımış insan değilim. Biz kavga ederken iki el silah patladı. Ali cansız kendi bıçağın üzerine düştü. Bak oğlum, Ali ile aranızda geçimsizlik varmış. Zeynep'le evlenmenize mani olduğu için pusu kurup taammüden öldürdüğün iddia ediliyor. Bıçak üzerinde de parmak izlerim var. Lan reis bey, Ali'yi ben öldürmedim. Allah'ın kullarına verdiği canı ben nasıl alabilirim? Bıçak üzerinde parmak izlerim olabilir. Çünkü Ali vurulduktan sonra bıçağı çıkarmak için tutmuştum. Peki, şimdi Zeynep'le aranda neler geçti onu anlat. Kusura kalma reis bey ama sizler benim büyüklerimsiniz. Yamacınızda ne ettik, nasıl seviştik, nerede tanıştık, gece gündüz niye uyumadık, sevda ateşiyle nasıl kavrulduk, anlatabilir miyim hiç? Anlatmaya mecbursun oğlum. Bütün deliller aleyhine. Bütün deliller suçu düşünerek işlediğini gösteriyor. Bunun cezası da idamdır. İdam mı reis bey? Ali'yi ben öldürmedim. Niçin bana inanmıyorsunuz? Hiçbir suçum yok benim. Öyleyse her şeyi olduğu gibi anlat oğlum. Zeynep benim kavalıma aşıktı. Duyduğu zaman iki eli kanda bile olsa fırlar, koşa koşa yamaçlara tırmanır, kavalımı dinlemeye gelirdi. Onun geldiğini görünce ürperir, sonra daha içti çalmaya başlardım. Kavalımın sesi ona dokunurdu. Bakışları değişir, gözleri yaşlanır, başını önüne eğer, için içine ağlardı. Onun bu hali içimi burkar, yüreğimi ezerdi reis bey. Neden koşuyor bu sesi duyunca? Dinledikçe neden güzel gözleri yaşarıyor, neden ağlıyor diye düşünürdüm. Ya benim neden o gelince içim burkuluyor, gönlüm serinliyor, gözlerim ışıl ışıl yanıyor der, sabahlara kadar uyumazdım. Bana geldiği, kavalımın yanık sesini duyduğu zamanlar içimi bir sevinç kaplar, çocuklar gibi neşelenirdim. Sonra geldiği gibi sessizce gidiverişte beni perişan ederdi. Zeynep'i, bakışlarını, beni dinleyişini özler, daima karşımda olmasını isterdim. Gün oldu ki bir lokma azık inmedi kursağımdan aşağıya. Yemekten içmekten kesildim. Ne olmuştu bana? Anlayamıyordum. Zeynep'i bir gün görmezsem dağlara taşlara, uçan kuşlara sorar, sürümü kavalımı her şeyimi unuturdum. Artık o günün geceden farkı kalmazdı benim için. Gönlümü bir duman bürür, içim kararır, gözlerim yaşarır. Tıpkı Zeynep'in bana koşup kavalımı dinlediği zamanlar gibi, ben de, evet ben de hıçkıra hıçkıra ağlardım reis bey. Koskoca erkek ağlar mı dersiniz? Ben de şaşardım buna ama o görünmeyince sessiz sessiz gözyaşı dökerek ağlardım. Derdim ki, ulu tanrım, ya Zeynep benim olmazsa, o zaman ne yapardım? Suçlunun anlattıklarının hadiseyle ilgisi yoktu. Ali'yi nasıl öldürdüğünü anlatsın. Suçlunun idamı mevzu bahistir. İstediği gibi konuşabilir. Devam et. Gözümde Zeynep'in hayali, bir gün gene sürümü gölgeye çekmiş, dertli dert alıyordum. Birden Zeynep'i mor cepkini basmaz şalvarıyla... sürümü, kendimi, her şeyimi unutmuştum. Kavalım bile gözümde değildi. Bütün duyduklarımı,
boşanarak ona anlatmaya başladım. O da günlerden beri aynı şeyleri düşünüyormuş. İçini döktü bana. O günün akşam olduğunu ikimiz de fark edemedik. Bu böyle günlerce, aylarca devam etti Reis Bey. Her geçen gün birbirimize daha çok yaklaşıyorduk. Fakat o bir ağa kızıydı. Bense kapılarında bir uşak. Babasından istedim, yaka paşa dışarı attım. Sonra Zeynep'imi günlerce göremedim. O akşam dere boyunda kavalıma gene geldi. Fakat Ali bizi takip ediyormuş. Üzerime atıldı, sonrasını siz de biliyorsunuz. Başka bir söyleyeceğim var mı? Hayır hakim bey. Celse karar için bir saat sonraya bırakıldı. Gözün aydın hatun. Oğlumuzun intikamı alındı. İp cezası kesmişler soysuza. O suçsuzdur baba. Allah'tan gayrı şahidi yok. Asmasınlar onu. Ölürse ben de yaşayamam. Tez günde canıma kıyarım. Sende ne ar kaldı ne de haya. Senin yüzünden aslanlar gibi oğlum o soysuzun bıçağı altında can verdi. Hala onu koruyorsun. Cehennem ol! Cehennem ol odana! Defol! Defol! Ay yapmam! Yapmam! Cahilliğine ver! Yeri göğü yaratan Tanrım! Sen biliyorsun ki Ömer'im suçsuzdur. Senden başka şahidi, senden başka koruyucusu olmayan o zavallıyı kurtar. Asıl katilin, asıl caninin cezasını sen ver büyük Allah'ım! Sen ver, sen! Bol hediyelerle gidecek, yağlı ballı konuşarak kıza dünürcü olacaksın. Eğer Zeynep'i babasından koparamazsan, kendini kanlı ırmağa at. Sakın karşıma çıkma. Ağam sen baksana benim gözüme, bana adıyla sanıyla Ceylan köyün katibi yandım Ahmet derler. Elimi uzattığım işi evvel Allah gel beri etmeden döndüğüm görülmüş, duyulmuş mudur? Ben de evvel Allah sonra sana güveniyorum katip. Bu işi bir kıvırdınız mıydı? Gel keyfim gel! Bir kere birer kat yazlık, birer kat kışlık elbiseden madat, birer de palto, pabuç, iç çamaşırı, 500 lirada cep harçlığı, şerefinde bir de ziyafet! Öyleyse artık bu işe olmuş gözüyle bakabilir miyiz? Sen bize bırak dedim ya Hüseyin abi, yuva yapmak sevap, yıkmak günah demişler. Bir sevap da biz işleyelim bakalım. Yaşayın be çocuklar! Hadi bakalım, şerefinize! Afiyet olsun! Hangi Hüseyin bu katip? Bizim Ceylan köyden. Çift çubuk sahibi, varidatı bir köy halkını geçindirecek kadar çok bir delikanlı. Ağaların ağası, hanedan Şakir ağamız. Seni nasıl severim bilirsin. Öl desen inan olsun ölürüm. Biliyorsun kızının adı büyük hadiselere karıştı. Bundan iyi kısmet bulamazsın. Şüphesiz katip. Fakat hala bu Hüseyin hangi Hüseyin bulup çıkaramadım. Nasıl çıkaramazsın Şakir ağam? Sarı kahyaların tahta bacak rahmetli Tahir ağayı tanımaz mısın? İşte onun oğlu. Şu tek durmazların Hüseyin. Şimdi tanıdım. Oğlan için içkici, kumarbaz derler ama. Aman efendim, dedikodu, tezvirat. Haşa meclisten dışarı halt etmiş söyleyen. Zengin çocuğu, gece demez, gündüz demez, misafirin beşi gider onu gelir. Tabii bu arada içer de, içilir de. Ah Şakir ağacığım, kıza bir çeyiz hazırlıyor, bir görsen. Ben diyeyim 20.000, sen de 50.000 kaymelik. Bir düğün yapacak, yer yerinden oynayacak. Eski masallardaki gibi tüy döşekler, ipekli elbiseler içinde kızın sultanlar gibi yaşayacak. Bileğine de kolunun dirseğine kadar 30-40 tane bilezik, kolyeler, altınlar, mücevherat, aman Allah'ım, hangi birini sayayım? Kızı verirsek hakkımızda çıkan dedikodular sona erer mi dersin? Tabii, tabii ya!
Dünya bu Şakiracığım, rahmetlinin acısını unutturmak için bak ne düğün yapacağız evvelallah. Ver şu elini benim nur yüzlü, şeker sözlü, biricik Şakir dayım. Ver o mübarek elini, o bal dudaklarından bir evet de. Verdim kızı de, olsun bitsin. Verdim be katip. Senin dilediğin hangi iş olmamış gibi olmasın? Allah ne muradın varsa versin, var ol, sağ ol. Gece ağlar, gündüz ağlarsın ayavrum. Ne uyku, ne yemek. Sonu ne olacak bunun, benim biricik evladım? Günden güne zayıflıyorum. Günden güne eriyip bitiyorsun. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın anam? Bir tanecik anam benim. Sen de insansın. Senin de gönlün var değil mi? Derdimi senden gayrı kime açayım? Bana acıyor, yanıyorsan gel etme, babama uyup beni sen yakma. Ömer'imden gayrı kimseyle evlenemem ben. O benim canım, o benim canımdır. Babanın sözlerini sen de duydun kızım. Mahkeme ona ip cezası kesmiş. Elden ne gelir ki? O susuzdur ana, kurtulacak. Gel beni yakma anacığım. Sende de vicdan var. Sen de merhamet, insaf nedir bilirsin. Ben kimseyle dirlik düzenlik kuramam. Ben yalnız Ömer'i sevdim. Ben yalnız Ömer'imi isterim. İyi ama evlatçım, baban söz kesti. Bilirsin ki bir şeye bir kere he dedi mi, hayır dedirtmek için ölmek veya öldürmek gerekir. Nuh dedi mi peygamber demez o. Göreceksiniz ana. Bu ettiğiniz işe siz de pişman olacaksınız. Ömer'im susuz yere hapislerde inledikçe, Ömer'im benim için yanıp ağladıkça, el yanında ben nasıl rahat nefes alırım, nasıl yaşarım? Beni öldürün, asın ama günahıma girmeyin. Girmeyin ana. Vurdun benim, kırdın kanadımı, kolumu. Ceylan geze.
Mesut ol kızım. Altın gibi talihin de parlak olsun. Buyurun efendim. Çoban Ömer'in idam cezasını Büyük Millet Meclisi tasdik etti. Derhal tek hücreye nakledildi. Başsın efendim. Al elbise üstüne, aldı bak ne kadar da yaraştı. Hele iskarpinleri, o mini mini ayakları ne kadar süsledi. Yaradan ölmüş de yaratmış. Allah kem gözden kem sözden esirgesin. Hazır mısınız çocuklar? Gel. Gel kızım. Maşallah, maşallah. Maşallah. 41,5 kere maşallah. Maşallah. Oturun. Hadi bakalım Emine, ağzazın da geline bir şeyler deyiver. Olur Halime kadın. Gelinin böylesine ne denmez? Yüzü gözü ana dolmuş hakelim, için gamlı çok mu büyük kederim, kederim, kederim. Titriyorsun. İçin gamlı çok mu büyük kederim? Kusura bakmayın. Abisi aklına geldikçe hep böyle köşelere çekilir ağlar. Varsın ağlasın, ferahlar yavrucak. Ömer'im benim. Temiz yürekli masum sevgilim. Gel gör ne haldeyim bir tanem. Kurtar beni gel. Gel bu zindanlardan kurtar beni. Ömrüm her gün biraz daha kararıyor Ömer'im. Senden gayrı ölene dek ayırıyorlar beni gülüm. Ayırıyorlar. Ah! Oldu mu ya? Misafirlere ne diyeceğiz kızım? Hem yaraşır mı gelin kısmını ağlamak? Elimde değil ana, ne diyeyim? Onu bir türlü gönlümden çıkaramıyorum. Seviyorum ana, seviyorum. Kurtarın ipten! Mahkeme kararını nasıl bozabiliriz biz? Gel benim canım ciğerim evladım. Nikahta keramet vardır, unutursun elbet. Ver onu da bana. Kocanın evine götürmen doğru olmaz. Sana emanet ediyorum ana. İyi bir yere sakla. Olur, merak etme yavrum. Hadi artık misafirleri fazla yalnız bırakmayalım. Gözlerini sil de gel. Bir yudum su ver ana,
Ömer'im, Ömer'im benim, canım sevgilim, bir tane. Al yavrucuğum. Oh, köyümün suyu, bunca yıldır içtiğim, gönlüme serinlik veren köyümün suyu. Acaba seni bir daha içmek bana nasip olacak mı? Kısmetim, suyum kesildi gayrı. Allah'ım öldür beni, öldür de kurtulayım. Beni gönderme ana, ölüme her şeye razı. Kulun kurbanı olayım anacığım, merhamet et. Yapma kızım, yapma. Dışarıda yabancılar var, sonra ne derler? Al bir yudum da aç. Hadi. Helal olsun. Helal olsun ya. Hadi kızım.